Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi bir video daha çekmek istedim. Kalan Show, aşkın gözyaşı türleriyle ilgili. Bu Kalan Show, Fetşen Koyu, Viryagata. Yaprak kenarları böyle beyaz ya da pembe biyeler halinde. Çok güzel bir tür. Benim çok sevdiğim bir tür. Aşkın gözyaşı çiçeğinin özelliği yaprak kenarlarında bu şekilde yavrular çıkartması. O yüzden bunlara gözyaşı deniyor. Bunu çoğaltmak çok çok basit. Bunları ben birkaç hafta önce koparıp saksının dibine atmıştım. Bakın kendi kendine yaprak kenarlarından yavrular vermiş. Hatta biraz toprak ilave etmem lazım. Saçak kökler vermiş. Havai kökler vermiş bitki. Bakar mısınız? Gerçekten mucize bitkiler bunlar. Bu yaprağımız da hem yaprak kenarlarından vermiş hem de diğer sukulentler gibi yaprağın kopardığım sağlam kopan kısmından, yani kök kısmından vermiş. Şimdi size yaprak koparıp nasıl yatıracağınızı göstermek de istiyorum. Çok güzel ya, bayıldım gerçekten. Bunları da hiç ellemeyeceğim. Çünkü ellediğim zaman toprağa tutunmuş olan kökler çok çabuk zedelenebiliyor. Ama bu şekilde bırakırsam kendi kendine bu yavrular büyüyüp aynı bu anaçlar gibi bunlar gibi büyüyecektir. Bu biraz sabır işi arkadaşlar. Acele etmeye gerek yok. Yaprağı atacağız, unutacağız. Yine bu saksım da susuz kalmış. Dediğim gibi evdeki bitkilerle hiç ilgilenemiyorum. Sabah kalktığımda çok güneş oluyor. Güneşte sulamak istemiyorum. Akşam da eve geç geldiğim için fırsat bulamıyorum açıkçası sulama yapmaya. Şimdi şuradan şöyle yavaşça yaprağımı alıyorum. Saksının şurada kurumuş yapraklar var, onları alayım. Tek elimde telefon biraz zor oluyor ama bu şekilde yerleştireceğim. Bitkiden kurumuş yaprakları da temizliyorum. Şöyle şuradan da bir yaprak. Bunu da şu boşluğa şöyle bırakacağım. Hatta bunları hep yaprağın düz kısmını koymuşum. Onu da düz koyayım. Aslında çok zevkli bunları üretmesi. Ama dediğim gibi çok üstüne düşüp kurcalamamak lazım. Böyle atıp unutacağız, bırakacağız. Kendi kendine yavrulasın, çoğalsın. Şimdi bu bitki bu anaç olan bitkimdi. Ben bunun üst kısmını kestim. Çelikleme yaptım. Şu alttaki bu iki tanesi, bu ve bu diktiğim çelikler, bakın çok daha güzel renklenmiş yeni diktiklerim. Gayet de sağlam toprağa tutunmuşlar. Bir köklü bitkiden 3 tane anaç bitkim oldu. Bu vardı mesela, bunu da şuradan mesela kesip tekrar dikip
köklendirebilirim. Bu alttaki gövde yeniden yavrular verecektir. Yeni çelikler çıkacak. Yine 2-3 tane bitkim olmuş olacak. Bakın gördüğünüz gibi bir gövdeden kaç tane yavru vermiş. Bakın bu buradan vermiş. Şu arka taraftan. Kalanşonun gerçekten ama gerçekten en çok sevdiğim türü kalanşo, Fetchenkoi variegata. Bunu da yine balkonun bir köşesine atıp unutmuştum. Sadece yağmur yağdığı zaman kendi kendine yağmur suyuyla sulanmış. Ama şimdi biraz sulayacağım onu. Biraz değil, doya doya şöyle saksısını, toprağını iyice ıslatacağım. Bakın tutunmuş toprağa. Çok fazla oynatmak istemiyorum. Çok güzel olmuş. Şu yavrumuzu da hemen ters çevireyim. Şöyle hafifçe toprağın üzerine bıraktığınız zaman kendi köklerini salacaktır. Türk Hava Yolları benim video çekmemi bekliyor herhalde. Bütün uçaklarını benim video çektiğim saatlerde uçuruyor. Durum onu gösteriyor. Şurada da yine kuruyan yapraklar var, onları alayım. Böyle güzel güzel renkli renkli bebişlerimiz var. Bunlar genellikle kışın çiçeğin gövdesindeki kendi yapraklarının kenarında da aynı şekilde gözyaşı yavrular oluşuyor. Şu kısımlarda. Gerçekten çok hoş bir görüntüsü oluyor. Ayrıca çok güzel iri iri çiçek açıyor. Evet, yapraktan yavru almamız işte bu kadar basit. Şöyle yakından göstereyim. Buradan yaprağı aldım. Şöyle dibine bir yere şöylece bırakıyorum. Hafif bir nemlendireceğim. Sonra kendi kendine bu yaprağımı da çevireyim. Kendi kendine bir sürü yavrular verecektir. Kalanşonun birçok çeşidi var. Ama dediğim gibi en sevdiğim türlerinden bir tanesi bu variegata yapraklara sahip olan güzellik. Onu özellikle çok seviyorum. Resim gibi çizilmiş resmen. Bakar mısınız şu güzelliğe? Buradan da bitkinin gövdesinden bir sürü havai kökler uzamış. Kökleri de şuradan alıp toprağa batıralım, bakalım ne olacak. Evet, şu kısma biraz toprak ilave edeceğim birazdan. Kök bayağı suladıkça toprak aşağı inmiş. Kökler açıkta kalmış, onu kapatmak lazım. Bitkimiz daha güzel gelişebilsin. Bunlar da yaz sonuna kadar hepsi anaç birer kalanşo, Fetchenkoi variegata olacaktır. Evet.
yaz sonunda, kış başında sizlere de bu bitkiden edindirebilirim. Şimdiden bunun sözünü veriyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.